Çocukluğumdan beri en sevdiğim şeydir güneşin doğuşunu beklemek. Bense her gün aynı acıya doğuyorum. Annemle babamın diri diri yandığı o güne. Ama bugün farklı senin için. Cüneyt Selim'le Feride'nin gizlice buluştuklarını biliyorum. Bu ilk darbe. Feride ile Selim'i aynı yatakta yakaladıklarında Cüneyt'le aranda hiçbir engel kalmayacak. Annemle babamı da geri getirecek mi bu yaptıklarımız? Zavallı kıza da acıyorum. Keşke karşıma çıkmasaydı. Acıma. Acınacak hale gelirsin derdi dayım. Kimseye acımamayı ondan öğrendim. Ben de senden öğreniyorum. Bu gece aşkım. Kozan ailesi her şeyden habersiz senin o güzel yemeklerinin tadına bakarken Selim de o izbe evde Feride'nin tadına bakacak. Günaydın. Günaydın. Sevinirsin diye düşündüm. Hep sen geliyorsun ya. Şimdi de ben geleyim dedim. Hoş geldin. Cüneyt, dünden beri bir haller var sende. Bir hata mı yaptım? Bu sabah biraz tatsız kalktım. Ben de. Çünkü ben bir şey yaptım. Ya kızacaksın biliyorum ama söylemezsem olmaz. Dinliyorum. Ben dün Selim'le buluştum. Ya hemen kızma. Mecbur kaldım. Memlekete dönüyormuş. Gitmeden vedalaşmak istemiş. Düğün hediyesi verdi. Bize nazar boncuğu almış. Sağ olsun. Ya biliyorum. Bazen kaba saba olabiliyor ama iyi bir arkadaş. Evet. İyi bir arkadaş. Ne oldu şimdi? Yok bir şey. Salon tekiyim ben. Seni seviyorum. Aşkım. Günaydın sevgilim. Günaydın. Ben bir duş alayım. Ya hemen gitme. Birazdan gelirim. Bahar. Kızım. Sen bu kadar uyumazsın anne. Yazık yazık. Şu akıttığın gözyaşlarına yazık.
iyiyim ben anne. Bak, geçti işte. Eline sağlık. Afiyet olsun. Gelin yatağı yapacağız mı bugün? Hazırlarız. Evliliği iyi olan biri olması lazım. Yıldız'ı çağıralım. Ferman Bey'le onların maşallahı var. Pek düşkünler birbirlerine. O yapsın ha? Gerek yok, biz hallederiz. Yıldız'ın işi var bugün. Nevresimleri Feride'nin odasına koymuştun değil mi? Hı. Cüneyt gidince sereriz. Oho. Sanki evlenecek olan benim oğlum. Hani telaş, hani koşuşturmaca, hadi. Günaydın oğlum, gel otur. İşe mi gidiyorsun sen? Evet Nezir abla, ne oldu? Heh, ben odaya gideyim bakayım, eksik yedik var mı? Hadi bakalım. Asma bir yüzün anne. Bak ben Feride ile konuştum, her şey yolunda. Konuştunuz mu? Ben bir şey sormadan Feride Selim'le buluştuğunu söyledi bana. Ne diye çağırmış kızı? Selim, memlekete gidecekmiş. Vedalaşmak istemiş. Feride'ye düğün hediyesi vermiş. Hani sen bari böyle yapma. Bak ablama da söyle artık böyle saçma sapan paranoyalar yapmasın. Ha, ben de seni arıyordum. İyi var bu Mehmet Kemal'in. Sana bir şey söyledi mi? Konuştuk. Her şey yolunda. Gençlik işte. Handan'la mı ilgili mesela? Evet. Ama halletmişler. Ben çıkayım. Tunç'la buluşup para alacağız. Şirkette görüşürüz oğlum. Güle güle. Bahar. Kızım. Anneciğim. Sen bu kadar ağlıyorsun ya. Bana söyleyemediğin bir şey mi var? Geri dönülmez bir şey yapmadın değil mi anneciğim? Bu gözyaşları ondan değil değil mi? Yapmadım anne. Ondan değil. Anne. Canım acıyor anne. Yüreğim sıkışıyor. Anne. Ben ölüyorum anne. Nazir abla toplan dedi diye çıkarttım. Gerek yok canım, biz toplarız. Buruşmasınlar. Tamam peki. Abla ben şunları makineye atıp geleyim ha. Olur. Ay gelin hanım, hoş geldin odanıza. Hoş geldin. Günaydın. Gel bakalım çocuk.
Bir yüzünü görelim. Akşam niye gelmediğimi soracaksan... Nerede olduğunu değil. Nasıl olduğunu merak ettim. İyi misin? İyiyim baba. Ya. Kendine dikkat et. Aa, Mehmet Kemal, bekle bekle. İki dakika bekle. Kahvaltı yaptım ben, tokum. Üstümü değiştirip çıkacağım, Handan bekliyor. Al şunu. Al. Al. Baban sana bıraktı. Al. Bahar. Hı. Kızım biraz çık dolaş, hava al. Hanımlar, ben kaçtım. Abla, sen bugün işe gitmeyecek misin? Gece vardiyasına gideceğim ben. Ben bir umut kabul etmezler diyordum ama ne yaptı etti, girdi gene o fabrikaya. Of anne, lütfen. Tamam tamam, bir şey demedim. Canım. Dikkat et, yorma kendini. Akşam geç kalma. Ben Yıldız Hanımlara devam ediyor olsaydım fabrikaya gitmene gerek kalmayacaktı. Anne, ne ilgisi var? Ya ben zaten ne olursa olsun bir iş bulacaktım. Ayrıca sen Yıldız Hanımlara devam edebilirsin. Benim için bir sakıncası yok. Ama sen... Anne, bizim Kemal'le bir alakamız yok artık. Hem onun yüzünden işinden de olma. Ben bakarım. İyi günler. Buyurun. Ben Sevgi Hanım'a bakmıştım. Ha, tamam, ben hemen çağırayım. Yıldız Hanım. Babam elini çabuk tutup ödemeleri bir an önce yapsa iyi olur. Yani paranın burada kalması hiç içimi sinmiyor. Merak etme. Sadece bir gece kalacak. Hem paranın burada olduğunu kimse bilmiyor ki. Yeni kulağı var. Temkinli olmak lazım. Günaydın. Günaydın Osman Bey. Günaydın dayı. Günaydın. Günaydın baba. Günaydın. Ne oldu? Hallettiniz mi? Tamamdır dayı. Para kasanda. Vallahi temiz iş oldu bu Sidem işi. Ooo, günaydın. Ne o? Koridor toplantısı mı? Sabah istişaresi. Osman Bey, akşama yemeği mutlaka bekliyorum. Yine evlilerin şerefine bütün gece mutfaktaydım. Elbette geleceğiz. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda Tunç Bey. Bir tek Feride eksik.
Onu da dalından koparıp getireceğim akşama. Bakıyorum sen iyice havaya girdin. Neyse, ben de kızı sana hazırlayayım o zaman. Benden haber bekle. Ay aşkım bak indirim varmış, hadi girelim. Sonra bakarız. Ya hemen bakalım hadi. Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ ol kızım. Anneniz sizden çok bahsetti. Gurur duyuyor belli. Aslında ben sizi rahatsız etmek istememiştim ama Sevgi Hanım'ın hasta olduğunu duyunca dayanamadım geldim. Ben daha iyiceyim bugün. Pardon. Efendim Kemal? Canım hangi arabayı? Ha tamam eve bırak. Ben oraya geçeceğim. Barış imzalandı demek. İyi sevindim. Neredesin sen? Alışveriş merkezinde mi? Anladım. Handan götürdü değil mi? Yanında mı? Yıldız abla mı? Versene ben de konuşacağım. Alo? Yıldız ablacığım nasılsın? İyiyim Handancığım. Sen nasılsın? Ay bu kardeşin beni öldürecek. Daha iki mağazaya girdik dönelim diye tutturdu. Aman sen onu idare edersin. O senin için neler yapmaz ki? Hay aksi. Handancığım ben sonra ararım. Hadi kapat görüşürüz. Ay bir şey oldu mu? Yok üstüme gelmedi zaten. Hay Allah sabah sabah benim yüzümden neler oldu? Yok canım size ne alakası var? Ben kendim döktüm. Ben buraya aslında şey için gelmiştim. Sevgi abla, eğer tamamen iyileştiysen artık düzenli olarak gelebilirsin bana. Bence olur. Anne sen de memnundun zaten. Bence çok güzel olur. Evet ama tamam o zaman oldu bu iş. Bence de. Feride, bu oda kocaman ha. Abla, torun olana kadar bu oda bunlara yeter de artar bile. Anne! Nazoş! Kimse yok mu? Ay başka bir şey dilesem olacakmış. Buradayız Yıldız abla. Ben bakarım. Anne! Gel bakayım sen içeri. Bir şey yapayım deme Yıldız. Cüneyt Feride ile konuşmuş, meseleyi halletmişler. Nasıl halletmiş ya? Daha Cüneyt sormadan Feride her şeyi anlatmış. Selim memlekete dönüyormuş, vedalaşmışlar. Düğün hediyesini ne vermiş. Ondan sonra da Cüneyt de rahatlamış bunu duyunca. Sen de artık sussun. Yok benim içim rahat etmeyecek. Ben Feride ile konuşacağım. Düğün yatağını yapıyoruz kızım. Yeter artık niye anlamıyorsun? Anne bak böyle hiçbir şey yapmayıp bekleyerek çok hata yapıyoruz biz. Yıldız, bu konu burada kapandı. Tek kelime bile duymak istemiyorum artık. Cüneyt'i kaybetmek istemiyorsan çeneni kapat. Hadi. Ay, çok güzel oldu ha. Bir yastıkta kocayın. Bin tane yorgan eskitirsin inşallah. Amin. Kolay gelsin. Hoş geldin Yıldız ablacığım. Aşkım şuna bak. Daha evlenmeden bebek diye tutturmayacaksın herhalde. Ay yok onu demiyorum. Kadın ne kadar kilo almış. Ben hiç öyle olmayacağım aşkım. Hep böyle fıstık gibi kalacağım. Elbiseye bak ya Enfes. Hemen denemem lazım. Thank you.
ülke bu? Annem geldim geldim. Hoş geldin Selvi. Hoş bulduk Nazlaşım. Kim var kim yok? Hanımlar var, düğün hazırlığı var ya. Hoş geldin kuzen. Hoş bulduk kuzen. Bir şeye ihtiyacınız var mı diye merak ettim de. Yok, her şey hazır. Sen hazır mısın peki? Değilim. Dün Feride ile Selim buluştu ve Cüneyt bunu normal karşıladı. Yıldız, şu işin peşini bıraksan diyorum artık. Of Tunç ya, sen de mi? Tunç, hoş geldin. Hoş bulduk. Ben sana çay getireyim. Ben şuradakini içerdim. Yok yok, o Feride'nin, soğumuştur. Sana Nazire sıcak getirsin. Ay aman. Nazire. Nazoş, iyi misin? Ses? Ya Nazire bir şeyler devirdi herhalde mutfakta. Bakayım ben bir. Zühre anne ne oldu? Bir şey yok, bir iki bardak kırılmış. Nazar çıktı. Tamam. Ay, ay dur. İçme onu. Nazire sana sıcak getirsin. Ay yok, önemli değil Zühre anneciğim, içerim ben. Neyse ki pişti sen çıkmadan. Anneciğim ellerine sağlık. Görüşürüz anne. Bahar. Sen keşke bugün hiç işe gitmeseydin be kızım. Anneciğim merak etme sen. Atlatacağım. Bak görürsün, yine de iyi olacağım. Canım annem aldatıldım. Sözlüm beni bir sokak kızıyla aldatıyor. Ne yapabilirsin ki? Kız Kemal'in sözlüsü çıktı. Ablan yıkıldı. İyi akşamlar Eylül Hanım. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Yine çok güzel olmuşsun. Bayağı mesai harcamışsın mutfakta. Ya, boğazlarında kalsın hepsi. Vallahi zevkinizi çok iyi bilmiyorum Eylül Hanım ama umarım hoşunuza gider. İnanmıyorum. Paris'te beğenmiştim. Süpersin. Sizi şöyle alabilir miyim? İzin verirseniz.
Geç kalıyoruz. Nişanlın nerede? Gelir baba. Daha vakit var. Yıldız oraya mı gelecek? Yıldız kendini iyi hissetmiyor Osman. Bu da ne demek? Eylül Hanım o kadar hazırlık yaptı. Ayıp olacak. Tedavi görüyor kız. Dinlenmesi lazım biliyorsun. Bu kadar adam gidiyoruz. Yeter. Feride. İyi misin sen? İyiyim, iyiyim. Emin misin? Betim benzin atmış. Hadi çıkalım. İyi görünmüyorsun. Bir doktor mu gitsek acaba? Doktorluk bir durum yok. Dinlenirim geçer. İyiyim. Ben kalıyorum. Saçmalama. Davet sizin için, benim için değil. En azından senin gelmen lazım. Evet Cüneyt. Sen git lütfen. Eylül'e dayıp olmasın. Ben iyiyim gerçekten. İstersen ben kalayım. Yok Zühre anneciğim. Sıcak su torbası koyarım geçer. Üşütmüşüm herhalde. Cüneyt lütfen. Tamam. Ama erken gelirim. Mehmet Kemal de mi gelmeyecek? Handan'la birlikte oraya gelecekler. Hadi çıkalım. Feride. Bir şey olursa ara lütfen. Tamam merak etme. Geldim, geldim. Kızım nasıl kapı çalmak bu alacaklı gibi? Anne, sana anlatacaklarım var. Çok önemli. Çabuk geç hele. Hayırdır inşallah. Şeytan diyor, hepsini zehirle gebersinler. Sen elini kana bulama bebeğim. Sonunda onlar birbirlerini öldürecekler. Umarım besleme gelmemiştir de işimiz kolay olur. O çayı içtikten sonra kafasını yastıktan kaldıramaz. Korkma. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Vay 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 vay. Ya bu şirketteki onca eşinin arasında bunları nasıl yetiştirdin? Hoş geldiniz. Hah, Tunç buradaymış. Kusura bakmayın, biz biraz geç kaldık. Olur mu hiç? Güle güle oturun canım. Ne zahmet ettiniz, hiç gerek yoktu. Gelmeniz yeter. İyi günler de kullan. Teşekkürler. Buyurun lütfen. Ya hepsi o kızın planı değilse ben de kader değilim anne. Kızı kafenin tuvaletinde gördüm diyorum. Bu kadar tesadüf olabilir mi? Kesinlikle bizi takip ettiği ablamı tanımak için. Ben hiç sanmıyorum. Ya anne! Kader! Neyse ne, tamam mı? Ya hepsi kızın planıysa? Ya Kemal hala ablamı seviyorsa? Ha anne? Yavrum, kız sözlüsü öpmüş işte kızı. Ay yeter! Ablan çok kötü, ağlıyor günlerdir, helak oldu. Bu konuyu bir daha açmayacaksın, tamam mı? Duydun mu? İyi, tamam. Zühre Hanım, senin Rosto'yu geçmiş desem alınmazsın değil mi? Alınmam tabii. Eline sağlık kızım, her şey çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Eylül hem işte hem evde başarılı. İdeal kadın. İdeal demişken... ben bir nişanlımı arayayım. Tanem nasılsın? Daha iyiyim. Sıcak su koydum. Geleyim mi? Yok yok. Uyuyacağım zaten. Tamam. Bir şey olursa ara lütfen. Tamam canım. Nasılmış? Daha iyi. Uyuyacak birazdan.
Ay kıyamam ya. Düğün öncesi çok normal ama. Banyo ne taraftaydı? Hemen karşıda. Efendim Tunç Bey. Parayı aldın mı kasadan? Evet efendim, para yanımda. Güzel. Eve geç artık. Feride yalnız. Hemen. Abla? Ne haber? İyi de. Senin mesain bitti mi ya? Bir şey mi oldu kızım? Niye erken geldin? O elindeki hırka ne öyle? Eline ne oldu senin? Abla? Tamam. Yok bir şey. Sakin olun. Bir şey yok. Kesildi biraz. Allah'ım sen koru. Dikiş falan var mı? Anneciğim yok. Küçük bir şey zaten. Ya Allah korumuş. Abla ben sana kaç kere dedim o fabrikaya gitme diye. Artık çalışmayacağım zaten. Bu olaydan sonra çıkardılar. İyi olmuş. Ya daha kötüsü de olabilirdi. Nasıl kaptırdın elini? Ya işte bir anda alınca. Yavrum sana bir şey olsa. Size bir şey olsa ben ne yaparım? Eylül Hanım'a giderken bir şey götürmemize gerek var mı? Canım ne oldu? Ne düşünüyorsun? Hiç. Niye yemiyorsun? Beğenmedin mi? Yiyorum. Sen hep mutlu ol istiyorum aşkım. Suratın hiç asılmasın. Seni çok mutlu edeceğim. Hiç üzmeyeceğim. Bugün, yarın evlendiğimizde hiçbir zaman üzmeyeceğim. Seni çok seviyorum. Cüneyt geldi. Aa, Selim, ne işin var senin burada? Feride biraz geç oldu biliyorum ama gitmeden önce kozanlara teşekkür etmek istedim. Üzerimde hakları çok. Evde yoklar. Yarın şirkete gittiğinde vedalaşırsın istersen. Şirkete gitmeyecektim ama giderim artık. Bu arada Zühre Hanım'a da selam söyle. Baş üstüne. Her şey için teşekkürler. Yolun açık olsun. İyi geceler. Feride. Ya şimdi dolmuş otobüs yolumuzun. Tuvaletinizi kullanabilir miyim? Tabii tabii. Buyur geç. Fevkalade. Sen bu marifetle bir restoran açabilirsin Eylül. Ya bak aklıma ne geldi. Gel beraber girelim şu işe. Kabul. Ben varım. Ha. Feride'yi de yanına veririz. Geliştirir kendini. Senden öğrenecek çok şey var. Olur mu hiç? Feride çok özel bir kız.
Asıl benim ondan öğrenecek çok şeyim var. Tevazu gösterme Eylül. İzninizle. Haksız mıyım Tunç? Feride nerede, Eylül nerede? İzninizle kahveleri yapayım. Şeytan diyor ki çek git. Şş, sakin ol. Duyacaklar. Biliyorum damarına basıyor. Ama sabret ha. Feride için. Zaten olmasa. Babam da kabullenecek Feride'yi. Ama biraz zamana ihtiyacı var. Hepsi bu. Bana müsaade. Neyin var Feride? Midem çok kötü. Nane limon yapayım hemen. Ay yok yok. İyiyim ben. Olur mu öyle şey canım? Betim benzin atmış. Gel otur şöyle gel. Hazırlarım iki dakikada. Az mı baktın zamanında sen bana? Bekle. Kahveler geldi. Eline sağlık canım. Afiyet olsun. Feride'yi mi arıyorsun? Uyuyor herhalde. Dedim ben sana uyumuştur diye. Feride, al iş şunu rahatlarsın. Sağ ol. Ablacığım. Okumadığını biliyorum. Bırak şunu. Ben düşündüm de. Acaba yanlış mı yaptın abla ha? Ne konuda? Bu Kemal konusunda. Belki de bilmediğimiz bir şeyler vardır. Ya abla hiçbir şey söylemedin. Gidip hesap bile sormadın. Üstelik şimdi bir sevgilin de var zannediyor. Abla, ya düşündüğümüz gibi değilse? Ya daha dün söylemediğini bırakmıyordun ona. Ha? Ne değişti ki birdenbire? Hiç. Yani birbirinizi yanlış anlamış olamaz mısınız? Ablacığım, ben o çocuğun sana nasıl baktığını gördüm. Ya o da mı yalandı? Kader, öyleymiş demek ki, tamam mı? Bak. Ben üzülmüyorum artık. Sen de boş ver ablacığım. Tamam mı? Sen de boş ver. Mehmet Kemaller geldi galiba. Ben bakayım. Merhaba.
Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhaba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Geciktik, kusura bakmayın lütfen. Bir şeyler hazırlayayım, ister misiniz? Yok, biz yedik geldik. Çok şey kaçırdınız. Kahve içersiniz değil mi? Süper olur vallahi. Sen nasılsın güzel kızım? Çok iyiyim, sağ olun. Siz geldiğinize göre ben kalkayım. Yapma abi. Zaten zorla geldim. Bekle biraz, birlikte gideriz. Beni yalnız bırakma. İyi geldi galiba. Sağ ol. Her derdi devadır bu saçma şey. Ya Selim, sen emin misin? Yani Ankara'dan gitmek istiyor musun gerçekten? Çok yoruldum böyle yaşamaktan be Feride. Sürekli bir savaş. Büyükşehir bizi ezip geçiyor. İstemiyor. Ben kabul ettim artık. Sağ ol Nazoş'um. Niye zahmet ettin? Anam ne zahmeti? Kışın mis gibi yersiniz işte. Daha önce getirecektim de koşturmadan unuttum vallahi. Bu kadar kişinin yemeği, temizliği, bir de onların arasında kış hazırlığı telaş. Sorma Sevgi, daha yeni başlıyoruz ha. Hayırdır? Aa, hoş geldin Hazire teyze. Hoş bulduk. Gülüm. Hoş bulduk. Oo. Düğün koşturmacası var ya. Oh. Ne düğünü Nazire teyze? İki güne kalmadan oğulları evleniyor. Bir koşturma, bir telaş, evde dört dönüp duruyoruz. Evleniyormuş demek ki. Ya Bahar'ım. Senden güzel olmasın bir güzel kız ki, melek gibi. Evladım gibi severim. Elimde büyüdü sayılır garibim. Kemal gitti mi? Yok yok, Cüneyt evlenen. Kız da evin kızı sayılır, Feride. Zühre Hanım'ın elinde büyüdü garibim. Selim, birden büyük bastırdı. Eğer ayıp olmazsa... Yok canım, olur mu öyle şey? Ne ayıbı? Sen rahatına bak. Kusura bakma gerçekten. Olur mu canım öyle şey? Ben üzerine bir şey bulup geliyorum hemen. Thank you.
Sevgi, yorgunluktan oturdum kaldım. Benim oğlan merak eder ha. Ara, of. Baharım, sana da geçmiş olsun bir tanem. Of. Bana bak. Sen de çok yorma kendini. İş bu bir türlü hallolur. Doğru söylüyorsun komşum ya. Kozanların işi biter mi? Bugün Cüneyt evleniyor. Bahar'a kalmadan da Kemal evlenir. O da bugün sözlüsüyle gelinlik bakmaya gitti ha. Ay. Bize müsaade. Yemek, sohbet, her şey çok güzeldi. Teşekkürler. Asıl ben teşekkür ederim. Harika komşularım ve mükemmel bir işim oldu sayenizde. Kazandırdığınız dostlukları saymıyorum bile. Yine beklerim. Hadi. Böyle olsun istemezdim Feride. Ama beni hep aşağıladın. Hor gördün. Hep elinin tersiyle ettin. Beğenmedin. Şimdi sıra bende. Bana yaptıklarının bedelini ödeyeceksin.